Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, Türkmen lider Erşat Salihi, Kerkük özel gücü kurulsun, Türkiye bize desteğe gelsin dedi. Irak Türkmen cephesi Kerkük milletvekili Erşat Salihi, Kerkük'ün terör örgütü DAEŞ'tan korunması için Irak merkezi hükümetine bağlı Kerkük özel gücünün kurulmasını ve Türkiye'nin İHA'larıyla birlikte bizlere destek olmasını istiyoruz ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Salihi, Irak'ta siyasi çoğunluğa sahip bir iktidarın başarılı olamayacağını ifade etti. Irak'ta Türkmenlerin de yer aldığı bir uzlaşı hükümeti kurulmalı diyen Salihi, ülkenin siyasi ve ekonomik sorunlardan kurtulması için yeni vizyon ve uzun vadeli stratejiye sahip kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının önem arz ettiğini vurguladı. Türkmen milletvekili Salihi, aksi takdirde yeni hükümetin önceki başarısız hükümetlerden hiçbir farkının olmayacağını savunarak, son seçimler neticesinde parlamentoda ağırlık kazanan bağımsız milletvekillerine de hükümette yer verilmesini istedi. Yeni hükümette hiçbir tarafın dışlanmamasının gerektiğini vurgulayan Salihi, Türkmenlerin olmadığı bir hükümet eksik kalır. Türkmenlere yeni hükümette bir bakanlık ya da cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevi verilmeli görüşünü dile getirdi. Salihi ayrıca Türkmenlerin son seçimi iyi değerlendiremediklerini savunarak seçime daha ciddi ve planlı katılıp parlamentoya daha çok milletvekili sayısıyla girme şansını yakalama imkanı olabilirdi dedi. Salihi, Kerkük'le Irak Kürt Bölgesel Yönetimi il sınırlarındaki güvenlik boşluklarının kontrolü için Türkmenlere danışılmaksızın orduyla peşmerge arasında yapılan anlaşmaya da değindi. Bu anlaşmanın eksik olduğunu vurgulayan Türkmen vekil Salihi, Irak anayasasına göre peşmergenin sadece Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin sınırlarını korumakla yükümlü olduğunu hatırlattı. Değerli izleyenler, haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşça kalın.